aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik gubidik işimiz olmayacak. 15 milletvekili arkadaşımız genel başkanımızın talimatıyla bir parti görevini yerine getirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçmişler. İnsanlarla el sıkışıp sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik gubidik işimiz olmayacak. 15 milletvekili arkadaşımız genel başkanımızın talimatıyla bir parti görevini yerine getirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçmişler. Şimdi bir parti görevi diyor bak. Bu partinin görevidir. Gereğinde istifa edeceksin, dağıtacaksın parti. Kime lazım baba, sana mı lazım? Buyur dağıt. Şimdi hesabını sorun bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi hesap, parti görevi diyor ya. Öteki ne diyor peki? Abidik kubidik bir ele sıkmak falan filan. İşte palavracı bunlar. Bunlar siyasetin hani yalancı pehlivanı vardı ya, oto pehlivan. Herkese çıkar meydan okur böyle. Böyle biz abidik kubidik bilmem ne grup yapacağım diye falan, grup oluşturacağım diye abidik kubidik işlere girmeyiz. Girdin. Hem abidik kubidine girdin hem de. Bravo. Hem de biliyorsun sana da geliyor YSK'dan. Orada da duruyor hala. 23 Nisan. Neşet oluyor insan. Bak duruyor orada Twitter'da. Arkadaş ben giriyorum diye yaz, göndermişsin ay 22'sinde. Daha grup abidik kubidik yok da. Bir bakmışsın arkadan abidik kubidik. Yani bu akıllara ya, bu da bir de hala bakıyorum. Bazı şavalaklar, yeni Türkçesi kaşalotlar, anlamasınlar diye söylüyorum. Şimdi bunu Rüzgar yarım saat açacak. Kaşalot kötü bir şey değil. Balık, iskambaç balığı. Bazı kaşalotlar bunlara bakıp aman nasıl bir oyun oynadılar yahu. Ne zeka hamlesi. Ne zeka bir hamle. Vay be. Ulan 19'unda Yargıtay göndermiş, 20'sinde tescillenmiş, 22'sinde zaten. Akşam, 21 akşamı. 21 akşamı. Pardon. Tabii 21 akşam. Neyse yani tescillenmiş. Arkasından bir sabah kalkmış, pazar sabah. Aa bakalım bugün çiçek açmış, kuşlar geldi bilmem ne derken. Pat istifa ettik abi. Bundan daha abidik gubidik bir siyaset var mıdır ya? Dünya şimdi, tarihi böyle abidik ve de gubidik bir siyaset görmedi. Hatta gudubet bir siyaset. Bu, tabii sen bunu abidik, söylüyorsun. Abidik gubidik gudubet. Bir iki tane muhalif isimlerden okumak istiyorum. Ha. Oku çok değil. Sonra gazetelere döneceğim. Ne olduğunu ne bittiğini söylemek için. Bunlardan bir tanesi... Yani duruma göre şey yapan, kim o? Konjonktüre göre pozisyon alan Ahmet Hakan. CHP'den İYİ Parti'ye son 5 milletvekilinin geçmesi. Muhalif derken bu Ahmet Hakan'ı kastetmedim yani. Ahmet Hakan muhalif değildir. Ahmet Hakan pozisyona göre, duruma göre pozisyon alan bir arkadaştır. Onu da söyleyeyim. Şimdi diyor ki, ya bu ara ekranlarınıza değerli izleyiciler, bugün 23 Nisan 1920 Milletvekili Başkanı Sayın İsmail Kahraman tebrikleri kabul ediyor. Onunla ilgili görüntüler var. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanı da meclise gelecek. Onu da hatırlatalım. Görüntüleri de bir taraftan veriyoruz. Şimdi CHP'den İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin geçmesi diye bir yazı yazmış Ahmet Hakan. Biliyorsun CHP'yi ala al moru mor yapan yazılar yazan, CHP'yi indirebilmek için her türlü hamleleri söyleyen ya da CHP'yi belki de gaza